Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Halley'li tam da böyle yaza yakışacak bir pasta tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Pastamızın yapımında toplamda 10 adet Halley kullandım. Halley'leri böyle güzel bir şekilde kesiyorum. Çok da ufak doğramıyoruz. Böyle ağza geldiğinde güzel bir şekilde tadını alalım. Hemen kremasını da hazırlayalım. 1,5 su bardağı soğuk sütü çırpma kabımın içerisine aldım. 2 paket çilekli krem şanti ile güzelce çırpacağım. İsteğe göre sade krem şanti de kullanabilirsiniz ama çilekli o kadar çok yakıştı ki ben çilekliyi bu tatlıya daha çok yakıştırdım. Ama sadesini de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Şöyle krem şantimizi çırptıktan sonraki kıvamında hemen sizlere göstermek istiyorum. Şimdi içerisine doğramış olduğumuz halleyleri ekliyoruz. Bakın çok ufak bir şekilde doğramadım. Elimde şöyle süslemek için çikolatalar vardı. Çikolata parçacıkları bunlar. İsterseniz bitter veya sade çikolatayı doğrayıp da ilave edebilirsiniz. Küçük bir kase kullandım çikolatada. Biraz da içerisine doğramış olduğum çilekleri ve frambuazları, dondurulmuş frambuaz vardı elimde. Onları da kullanmak istedim. Çok lezzetli oldu. Çok da yakışıyor zaten. İçerisine dilediğiniz meyveyi, dilediğiniz çikolatayı, istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Emin olun gerçekten bir kere denedikten sonra baya böyle sıkça yapabileceğiniz tatlılardan bir tanesi olacak. Hem çok pratik hem de pratik olduğu kadar lezzetli bir tatlı gerçekten. Misafirleriniz gelmeden yapın, atın dolaba. Ben böyle uzun bir kalıbın içerisine alacağım. Kalıbımın içerisine şöyle streç foli ile güzelce kapladım. Her yerine içerisine tatlımı alıyorum. Bütün tatlımı kalıba yerleştirdikten sonra üzerini tekrardan güzelce streç foli ile kapatıyorum. Her yerini böyle hava almasın diye. Tatlımı şimdi buzluğa göndereceğim. En az bir 4-5 saat buzlukta beklettim. Güzelce donduktan sonra çıkarıyoruz. Ben tam buzlukta 4 saat kadar beklettim. 4 saatin sonunda hemen çıkardım ve sizler için servise hazırlayacağım. Şimdi kalıbı açıyorum ve nasıl güzel göründüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Görünüşü kadar tadı da muhteşem bir tatlı. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz böyle sade de bırakabilirsiniz. Ben biraz sütlü çikolatayı bermari usulü erittim ve böyle güzelce üzerini süslüyorum çikolatayla. Bu da bu şekilde çok güzel yakışıyor ama sade de yapabilirsiniz tabii ki de. Sizler için bir dilim kesip hemen göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Kesinlikle bu yaz aylarında, bu sıcak havalarda mutlaka deneyin, tatlıyı denettirin. Gerçekten muhteşem bir tatlı. Tatlıyı yapıp deneyen arkadaşlar yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınız altın değerinde, gerçekten çok önemli. Ben sizleri şimdi bu muhteşem tatlıyla baş başa bırakıp veda etmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.